Merhaba herkese. Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir. Nasıl geçti gününüz? Yazın bana yorumlarda. Klasik fix girişimi de yaptıktan sonra size bugünkü konuyu anlatmak istiyorum. Bugünkü konuyu belki anlamakta bir tık güçlük çekebilirsiniz. Ben de anlatmakta belki bir tık güçlük çekebilirim. Çünkü bu dediğim gibi bu challenge geçen challenge'lardan, geçtiğimiz iki challenge'tan çok daha bambaşka bir challenge. O yüzden daha derin bir challenge, daha aslında çok yüzeyde gözümüzün önünde olan şeylerin daha da derin anlatımını içeriyor. O yüzden birazcık zorlanabilirsiniz. Bu arada gelenlere, herkese merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Şahanesiniz. Bugün artık çok daha pratik uygulamalara geçtiğimizi söylemiştim bu hafta boyunca ve daha pratik uygulamalardan bir tanesini anlatacağım size. Çok daha yani bu aslında pratik bir uygulama değil anlatacağım şey. Sadece bu hafta anlattıklarım daha bu challenge'ı pratiğe dökmenizi sağlayacak şeyler açıkçası. O yüzden çok dikkatli dinlerseniz bu hafta daha fazla aksiyona geçebileceksiniz diye düşünüyorum. Gittikçe sanki saatimiz geriye doğru gidiyor. Siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Baya böyle gece moduna geçtim ben. Yaz olunca galiba bir tık daha böyle geç yapmayı seviyorum. Yaz geceleri şahane. Çok güzel böyle oturmayı seviyorum ben. Tabii sabah erken kalkacaklar. Dediğim gibi her zaman bu yayını sabah izleyebilirler. Evet, 1.45 dakika boyunca çene çaldıktan sonra challenge'a geçebilirim. Artık gelmişsinizdir büyük bir çoğunluğunuz diye düşünüyorum. Bugünkü challenge, bu arada dünkü challenge nasıl geçti? Lütfen yorumlarda bana yazın. Neler anladınız, neler yaptınız, uygulamaya geçebiliyor musunuz hayatınızda? Nasıl gidiyor? Biraz yazın. Şimdi bugünkü challenge şu. Karar verdiğinizi zannederek hayallerinizi yaratamazsınız. Peki nasıl yaratırsınız? Yani bugünkü challenge aslında daha önce yaptığım 50 günlük challenge'taki karar diye bir şey yok aslında. Kararı biz vermiyoruz. Karar diye bir şey yok diye bir yayın yapmıştım. Çok eski yani hatırlamazsınız büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ben bile zor hatırladım bugün onu. Ama hatırladım. O yayının bir tık daha ileri boyutu gibi düşünebilirsiniz. O yayını bulursam bu postun altına yorumlara size koyacağım. Bu arada YouTube'a eğer eklediysem, eklemediysem de belki eklerim bilmiyorum. Eklemediysem de bunu izleyebilirsiniz. Şimdi bunu çok basit bir örnekle anlatacağım giriş olarak. Ondan sonra belki daha bir tık derinleşebilirim diye düşünüyorum. Şimdi hayatta karar diye bir şey yok. Biz sadece karar verdiğimizi zannediyoruz. Tekrar söylüyorum. Çünkü bu böyle bir soğuk duş etkisi yaratabilir size. Hayatta kararları biz vermiyoruz. Karar diye bir şey yok. Karar tamamen mantığın bir konsepti. Ve biz karar vermediğimiz için bizim tarafımızdan karar veriliyor aslında. Yani biz bir kanal olarak kullanılıyoruz ve o kararın uygulayıcılarıyız aslında ama karar biz vermiyoruz. Buraya kadar net miyiz? Şimdi bugünkü sabahki danışanımla yaşadığımız bir şeyi anlatacağım ve çok enteresan bir şey ve pek çok insanın da aslında takıldığı en büyük nokta, en büyük bullshit, en büyük zırva bu yani bu nokta. O yüzden çok daha dikkatli dinlemenizi isteyeceğim. Şimdi danışanım bana şöyle bir şey söyledi. İşte geçmişte şöyle 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 olduğunu keşfettim bir enerjici bilmem neci arkadaşımla işte yaptığım bir çalışmada. Ondan sonra bence işte bugün yaşadığım şey de o geçmişteki olan şeyin bir sonucu. Tamam mı? Bu tamamen zırva bir hikaye. Tamam. Çünkü geçmişteki hiçbir şey yaptığınız bugünün sonucu olamaz. Öyle bir şey yok yani hayatta. Bunu zihin mantık çerçevesinde, mantık kısmı zihnin direkt linkliyor. Zaten onun işi her şeyi linklemek birbirine yani bağlamak, linklemek demek bağlamak.
bağlıyor her şeyi birbirine ama alakasız şeyleri birbirine bağlıyor. Şimdi orada sıkıntı var. Alakasız şeyleri birbirine bağladığı için zihin biz zannediyoruz ki ha ben gerçeğe ulaştım. Şimdi kişisel gelişim dünyasının saçmalıklarından, piyasadaki mevcut saçmalıklardan en önemlilerinden bir tanesi de bu. Kimseye şey yapmak istemiyorum ama bu enerji işleri vesaire işte bu tarz insanların kafasını karıştırabiliyor aslına bakarsanız. Mutlaka faydası vardır belirli bir alana, belirli bir kitleye, belirli bir anda mutlaka faydası var. Faydası yoktur demiyorum ama özellikle hayallerini yaratırken insanlar bu tarz yaptığı çalışmaların sonucunu geçmişte yani yaptığı çalışmaların sonucunu bugüne taşıyabiliyor. Yani tamamen insanların yanlış algısı aslında bir yerde ve bu yanlış algı insanları durduruyor. Okay. Şimdi bu yanlış algı şundan kaynaklanıyor. Basit bir mantık hatası aslında. Yani düz mantık. Şöyle düşünüyor mantık. Eğer geçmişte yaptığım şeyleri ben anlarsam, düşünürsem, onları çözümlersem şimdiki davranışlarımın da sebebini bulabilirim diye bir mantık var. Tamam. Bu mantık tamamen saçmalık. Ve zaten de hiçbir işe yaramıyor. Ve zaten insanlar burada en çok takılıyor. Ben de en çok burada takıldım. Pek çoğumuz da en çok burada takılıyor. Bu bizim birincisi sürekli geçmişe bakmamıza sebep oluyor. Yani ben bu tarafı gösteriyorum aslında. Videoda tam tersi bu taraf oluyor aslında biraz geçmiş size göre. Geçmişe bakmamıza sebep olduğu için bir kere andan koparıyor. Yani anın farkındalığından koparıyor bizim. Anda duyabileceğimiz içgörüleri duyamamamızı sağlıyor. Önümüzü göremememizi sağlıyor ve tamamen zihnimizde kalmamızı sağlıyor. Yani işte geçmişe bakarsam şöyle olursa böyle olsa onu da oradan yaparsam falan tamam çözdüm. Evet, o yüzden ben kesin böyle davranıyorum falan gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi böyle bir şey yok. Çok net konuşuyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zihnin yarattığı bağların hiçbirisi gerçek değil. Eğer öyle olsaydı bütün büyük icatlar, bütün büyük mucitler mantıken icatları bulurlardı. Ama hiçbir icat şimdiye kadar mantıken bulunmuş değil. Çoğu icat anda kalarak, içgörüleri görerek, yeni olasılıkları açılarak, yeni fikirleri duyabilerek yani sezgisel bir şekilde bulunmuştur icatların birçoğu. Ve bilimsel kanıtlamaların da çoğu işte bu deneylerin vesairesi mantıksal açıklamalar sonucunda bulunmaz yine. Aynı şekilde sezgisel bir içsel yönlendirme yani içsel mentörümüz diye önceki yayınlarda da yaptım. İçsel mentörümüzün bizi yönlendirmeleri doğrultusunda biz güdüsel, sezgisel varlıklar olduğumuz için ve evrimimiz bu yönde gittiği için bu şekilde bulunur. Yani mantık burada olayın hiçbir yerinde yok neredeyse. Çok az bir kısmında var. Yapılan birkaç araştırmaya göre de deneysel olarak yani bunlar istatistiksel araştırmalar. Birçok insan üzerinde deney yapıyorlar. İşte mantığı ne kadar kullanan insanlar günde en çok başarılıdır ve ne kadarını kullananlar başarısızdır diye yapılan birkaç istatistiksel araştırma var. Geçmişte okudum. Bunlardan çıkan sonuca göre de mantık %2,73 kullanıldığında günde başarılı oluyor insanlar. Yani bunu bu kadar kullanan insanlar çok daha başarılı. Yani mantığını ne kadar az kullanırsan o kadar başarılısın. Ne kadar çok kullanırsan o kadar başarısızsın hayatta bir yerde. Ve o kadar aslında kafadasın ve o kadar kurgudasın, o kadar illüzyondasın, o kadar projeksiyondasın. Dolayısıyla kaygılısın yani kaygılısın, streslisin, kafandakilere inanıyorsun, sürekli o bağların içindesin, bağları çözmeye çalışıyorsun, yeni bağlar yaratıyorsun ama farkında değilsin. Yani sürekli böyle buralarda takılıyorsun, yere inemedin yani henüz. Şimdi bugün konuya tekrar geri dönüyorum. Bizim yapmamıza örnek, çok basit örnek vereceğim dediğim örneği veriyorum. Mesela acıkıyorum ben. Karnım acıkıyor. Ne yapıyorum? Otomatik olarak sadece yaptığım şey yani yapmaya karar vermek versus sadece yapmak. Sadece yaptığım şey ne? Yemek yemek. Biri bana mesela "Aa, niye böyle yapıyorsun?" dedi diyelim. Yemek yediğim için ki kimse demez. Dedi diyelim. Ben ona açıklama yapmıyorum. İşte şöyle oldu da böyle oldu da midemde şunu hissettim de o yüzden de ben yemek yiyorum da işte bu durumlarda ben böyle yaparım da falan demiyorum. Çünkü bu çok doğal bir şey. Sadece yapıyorum yani. Kimseye yemek yediğimi açıklamıyorum. Kimse de zaten sormuyor. Mesela
Şimdi başka bir örnek vereceğim. Çok günlük hayattan. Üniversiteye gitmek mesela, tamam. Şimdi sadece üniversiteye gitmek istemek var. Aynı yemek yemek gibi, böyle hani acıktın, doğal bir sonucu olarak hani üniversiteye gitmek istiyorsun olabilir. Ama sadece yapıyorsun, yani doğal olarak yapıyorsun sen onu. Bir de yapmaya karar vermek var. Böyle düşünüp, ha evet şöyle olursa böyle olursa, üniversiteye gidersem ben buradan şunu şunu yaparım. Okey tamam, ben evet karar verdim, üniversiteye gideceğim. Şimdi bu enerjisi bile ne kadar farklı ikisinin. Söylediğimde bile hissediyorsunuz, hissediyorsanız eğer. Burada sıkıntı var. Bu alanda sıkıntı var. Yani hayatınızdaki karar mekanizmasının kendiniz, ego, yani zihniniz, egonuz olduğunu düşünüyorsanız, hayatta bence benim deneyimime göre başarılı olma şansınız çok az. Çünkü egodan hareket ederek geliyorsunuz ve egodan hareket ederek geldiğinizde kendi evriminizi, kendi güdülerinizi, kendi sezgilerinizi, içsel bilgeliğinizi keşfetmek için çok az alan var hayatta. Ben buyum, böyle bir insanım, böyle kararlarım vardır. Tık tık tık, böyle fix bir şeymiş gibi ilerliyorsunuz. Ve fix verdiğim bir örnek var işte. Ben kare doğdum, kare devam edeceğim. O üçgen doğmuş, üçgen devam edecek. Yuvarlak doğmuş, yuvarlak devam edecek falan gibi bir şey. Hiçbir şey hayatta fix değil. Hiçbir şey. Her şey sürekli dönüşüm içerisinde. Biz dahil. O yüzden sadece yapmakla yapmaya karar verdiğiniz zannetmek arasında çok büyük fark var. Şimdi bunun hayallerimizle ne alakası var? Şimdi karar verdiğimizi zannederek hayallerimizi yaratma yoluna gidersek işte şöyle şeyler oluyor. Ben yapacağım şimdi, ben araştıracağım, ben bunu çözeceğim, ben bir yolunu bulacağım, ben kararlar vereceğim yeni, ondan sonra ben yapacağım yani bir şekilde. Böyle dediğimiz zaman zaten hayaller çok, yani orada çok dar bir alandan ilerlemeye çalışıyoruz. Onun yanı sıra kendimizi kararlara bıraktığımız zaman ne oluyor? Yani zaten hali hazırda verilen kararlar var. Bunlar bizim bilgeliğimizden geliyor. Yani doğamızdan geliyor. Doğanın kendi kararları. Biz de doğanın bir parçasıyız. Ve bizim de doğamız var ve onun kendi kararları, güdüsel kararlar, sezgisel, içsel mentörümüzün bize söylediği zaten. O sürekli oradan konuşuyor bize zaten. Bizimle konuşuyor. Onun verdiği kararlar var. Ve o kararlara kendimizi bıraktığımızda zaten biz sadece yapıyoruz. O ne derse onu yapıyoruz bir yerde. Öyle söyleyebilirim. O yüzden de burada çok büyük bir, geniş bir büyüme potansiyeli var. Burada çok büyük bir potansiyel var. Çünkü neden? Zihin mesela doğayı anlayamıyor. Yani zihinle mesela hayatı anlayamazsınız. Yani çok zor. Yani deneyin, ama her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. Anlamanız mümkün değil. Çünkü doğayı anlayamıyor. Yani işte bu yer kürenin nasıl düşmeden orada durduğunu, işte uzayı, kainatı, doğanın işte ne bileyim doğada olan doğa olaylarını ya da ne bileyim bir çiçeğin kendi kendine büyüyebildiğini veya işte nasıl olduğunu, yani hiçbir şeyi kavrayamıyor. Zihinsel olarak bu tarz şeyleri kavramamız mümkün değil. Çünkü o sadece fiziksel evrene odaklı. Geri kalanını anlayamıyor, kavrayamıyor. Onu kavramak için bizde kalp var işte. Kalp var, beden var. Bunlar daha fiziksel olmayan tarafı anlayabiliyor, kavrayabiliyor. Zaten o bilgelik onun içinde var, yani entegre bu sisteme o bilgelik. O bilgeliği kullanarak kararlara kendimizi bıraktığımızda işte o zaman hayallerimiz yaratılmaya başlanıyor. Kendimiz yapmaya çalıştığımızda, yani zihinsel düşünüp mantıklı falan, o zaman olmuyor. O zaman tıkanıyoruz. O zaman şöyle insanlara dönüşüyoruz. Kendi sorumluluğumuzu başkalarının üzerine yıkan insanlara dönüşüyoruz mesela. Ya da birbirimizden kopuk insanlara dönüşüyoruz. Mesela işte ben bilmiyorum. Hani sen benim bu noktada karar vermeme şey yapar mısın? Bana bir şey söyle, ben de onu yapayım falan. Hani gibi böyle insanlara dönüşüyoruz. Yani sen kendi bilgeliğini duymuyorsun. Kendi bilgini unutmuşsun böyle. Unutkan balık gibi bir yerde ve sürekli dışarılarda arıyorsun. İşte bu enerji çalışmaları vesaire de bir yerde bence yine dışarılarda aramak gibi. Anita Murjan'ın kitabını okursanız orada Yüreğime Yolculuk'ta
İnanılmaz tavsiye ediyorum. Yani bu zihinle nasıl anlayamadığımızı da anlatıyor en son bölümünde özellikle. 13. bölümle 18. bölüm son bölümleri özellikle okuyun. O bölümlerde de anlatıyor mesela. Kadın 4 sene boyunca kanserden yani kendini öldürecek vaziyete geliyor ve bu süreç boyunca her şeyi yapıyor. İşte Hindistan'a gidiyor, meditasyonudur, yogasıdır, osudur, busudur, enerjicileridir, onudur, bunudur, hepsini yapıyor. Ve bunun sonucunda şöyle diyor. Ben kendimin hep dışarılarda aradım ve hep başkalarını affetme çalışmaları yapıyor. Böyle işte kocasını affediyor, annesini affediyor, arkadaşlarını affediyor, onu affediyor, bunu affediyor, dünyayı affediyor falan filan bir sürü şey affediyor. Ama kendini affetmiyor yani aslında. Kendini görmüyor daha doğrusu. Kendini görmediği için de yani kendi gibi hissetmiyor. Sürekli hep dışarılara bakıyor. Gözü hep dışarıda. İçsel bilgeliğini duyamıyor yani bir yerde. Şimdi bu tarz çalışmaları yapmayın kesinlikle demiyorum ben. Yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bir yerde kendi içsel bilgeliğinizi duymak için içe dönmeniz gerekecek yani hayatta bir yerde. Yani bu çalışmalar sizin içe dönmenize yardımcı oluyorsa ne ala. Hiçbir sıkıntı yok orada. Ama olmuyorsa o zaman hani bir tekrar bir düşünün derim. Nerede durduğunuza bir bakın. Mevlana'yla Şems'in bir hikayesi var. Biri bana anlatmıştı yıllar önce. Hiç hatırlamıyorum. Birebir kendim okumadım. Açıkçası doğruluğunu da bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. O kendisi işte çok okuyordu bu Mevlana Şems kitapları falan var. Yani tabii hepsi doğru mudur bilmiyorum açıkçası ama hikaye şöyle gidiyor. Onu anlatayım size. Şems Mevlana'ya belki daha önce anlattım. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Tekrar anlatacağım bu yönde. Çünkü bu yapmaya karar vermekle sadece yapmak yani içsel bilgeliğini duyabilmekle duyamamak arasındaki ve ona güvenmemek arasındaki farkı şöyle anlatacağım. Şems Mevlana'nın öğretmeni biliyorsunuz ki hem de işte aşkı, sevgi var aralarında böyle tarif edilemez bir sevgi var. Ama böyle normal hani insan aşkı tarzında bir sevgi değil. Yani insan boyutunda yani tamamen ruhani boyutta büyük bir sevgi var aralarında ve Şems Mevlana ile ilk tanıştığında işte böyle Mevlana o dönemin işte Konya'da öğrencileri var, dergahı var, bir sürü kitapları var. Sürekli böyle konuşuyor, ediyor falan ve dersler veriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Ve Şems'le ilk tanıştı. Tabii herkes böyle Mevlana'yı övüyor falan. Şems'le ilk tanıştığında Şems'in de onu övmesini bekliyor haliyle. Herkes çünkü onu övüyor. İşte neredeyse tapıyorlar ona falan filan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Şems öyle yapmıyor. Şems diyor ki sen işte kendi bilgeliğini söylemiyorsun ki ben seni göremiyorum ki diyor. Kimse seni göremiyor. Daha sen seni göremiyorsun. Sen kendi hoca mı diyorsun diyor. Ondan sonra Mevlana böyle şok oluyor. Nasıl yani bir saniye ne oluyor burada falan diyor. Ondan sonra o tarz bir şeyler diyor. Ben kendi dilimde ifade ediyorum. Sonra özetle yani diyor ki Mevlana'ya sen başka insanların bilgeliğini kitaplardan okuyarak anlatıyorsun ve kendi bilgeliğin açığa çıkmış durumda değil. Ve sürekli kendi hocalarına ona buna şuna buna o kitapları okursan işte vesaire vesaire aynı dersleri tekrar edip durursan sen kendi bilgeliğine asla ulaşamayacaksın diyor. Mevlana böyle bir donuyor. Diyor ki at bütün kitaplarını yak diyor hatta gerekirse. Gitme dergaha bir süre bakalım senin bilgeliğinle bir o açığa çıksın bir bakalım diyor. Ondan sonra bak bakalım o zaman ne olacak diyor falan. Mevlana tabii şok. Yani şaşırıyor falan. Çok zorlanıyor işte kitapları atmakta ya da işte kütüphanesine gitmemekte, dergaha gitmemekte. Herkes eleştiriyor Şems'i falan böyle Şems'i neredeyse değil bildiğiniz şehirden kovuyorlar Mevlana'yı işte dergahtan soğuttuğu için falan kovuyorlar. İşte Şems Adıyaman'a mı ne gidiyor? Neyse ama Mevlana çok aşık ona o da ona aşık falan bu ruhani aşk devam ediyor mu birbirlerini göremiyorlar falan. Zaten o deli gibi mektuplar o ayrılık süresince yazılıyor falan. Ve Mevlana bu süre içerisinde yani aylarca 4-5 ay belki daha fazla dergaha gitmiyor, okumuyor ve işte kendi aşkı açığa çıkıyor. O bütün yazdığı sözleri aslında bu ayrılık döneminde yazıyor. Ve o aşkın işte o içsel bilgeliğini, kalbinin bilgeliğini duyabiliyor.
Ve o sayede Mevlana oluyor. Yani Mevlana'yı Mevlana yapan kişi aslında Şems olan aşkı ve Şems'in bilgeliği aslında. Orada Şems de kendi bilgeliğini kullanıyor. Yani burada mesela gördüğünüz örnekte de yapmaya karar vermek diye bir şey yok. Mevlana yapmaya karar vermiyor aslında. Mevlana içsel bilgeliğini duyuyor, Şems duyuyor, Mevlana da ondan duyuyor. Mevlana'yı kendi içsel bilgeliğiyle buluşturuyor ve sadece yapıyor yani Mevlana. Sadece gitmemesi gerektiğini anlıyor. Bu kadar. Sadece okumaması gerektiğini artık anlıyor o noktada. Onun önce okudukları kötü mü? Değil. Yani onlar da ona yardım etti. Onlar onun o seviyeye gelmesine yardım etti belki. Bir sonraki seviyede her zaman söylediğim şey bir tık üstte adımı yani bir tık üstte çıkmak istiyorsanız farklı bir mantaliteye ihtiyacınız var hayatta. Onun gibi yani aynı mantık. O yüzden o noktada zaten yani hayallerin ötesinde bir şey yaratıyor. Ve hayallerini de yaratıyor belki diyebiliriz. Bu yüzden hayatta bir şey yapmaya karar verdiğinizi zannediyorsanız hala bir silkelenip kendinize gelin. Çünkü siz karar vermiyorsunuz. İçsel bilgeliğiniz size söylüyor ve siz sadece yapıyorsunuz. Doğal olarak yapıyorsunuz. Doğal olarak yaptığınız şeylere gidin. Bu son 3 gündür, 4 gündür hep aynı konuyu anlatıyorum. Aynı konuyu farklı yerlerden göstererek anlatmaya çalışıyorum size. Çünkü gerçekten anladığınıza emin olmak istiyorum. Ve belki de bu bir hafta boyunca hala aynı konu geliyor olacak. Burada konuları ben seçmiyorum. Konular sadece, ben sadece yapıyorum. Konular direkt geliyor ve ben sadece bir kanal olarak onları size aktarıyorum. O yüzden yani bugün yaşadığım şeylerden ve farklı mesaj aldığım işte kanallar var. Bunlar ne bileyim tesadüfen önüme çıkan bir şey olabilir Instagram'da mesela. Oradan mesela aynı mesajı sürekli farklı yerler. Birinin bana bir şey söylemesi olabilir. Annemin, kardeşimin, arkadaşımın. Biriyle yazışırken açığa çıkmış bir şey olabilir. Hani bu tarz kaynaklardan da bir toplam yani sentez yapıyorum ve evet diyorum. Yani bugünkü konu bu. Bugün bunu anlatmam gerek. İnşallah anlatabilmişimdir. Sorularınız varsa sorun lütfen, yorumlara yazın. Bu konu çok önemli. Bence bu konuyu anlamak, karar diye bir şeyin olmadığını, daha doğrusu hani olsa bile onu bizim vermediğimizi anlamak ve bu noktada içimize dönebilmek ve içsel kararları gözlemleyip onları doğalını sadece yapmak önemli. Belki yarın hani bunu nasıl hissettirdiğini konuşabilirim. Belki başka bir şey konuşabilirim. Şu an aklıma geldi. Bu şekilde. Bu da sizin projeksiyondan çıkmanıza sebep olacak ve içsel bilgeliğinizi duymanıza sebep olabilecek bir challenge. Bugün 20, dün bu arada challenge'ı vermeyi unutmuşum. İnşallah görmüşsünüzdür yorumlarda. Dün onu da başa tutturamadım. Neden bilmiyorum. Bu Facebook bir değişik. Bugün de zaten bir enteresan başka bir şey de geldi. Ekran geldi. Her gün değişiyor. Ben de öğreniyorum. Bugün 24 saat içerisinde bugünden itibaren şunu yapmanızı istiyorum sizden. Şuna bakın daha doğrusu. Karar vermeye çalıştığınız şeyleri hayatta onlara bakın ve karar vermemeyi seçin. O noktalarda bir durun. Bir şöyle bir aranıza onunla mesafe koyun. Mesela bir sorunu mu çözmeye çalışıyorsunuz hayatta? Çözmeye çalışmayın. Bir durun. Orada bir mesafe koyun. Çok çabanın olduğu yerlere bakın. Yapmaya çalıştığınız, karar vermeye çalıştığınız. Onu mu seçsem, bunu mu seçsem falan. Buralara bir durun. Yavaşlayın, bir geri çekin kendinizi o olaydan, bu durumdan. Ve bakın bakalım içsel bir gelini size hangi yöne gitmenizi söylüyor. Onun için bir alan yaratın kendinize. Alan yoksa çünkü açığa çıkamıyor. Gerekirse bu yayını tekrar izleyin. Soru yazın bana. Mutlaka bakmaya çalışıyorum. Gün içerisinde de birkaç kez bakma fırsatım oldu bugün. Bugünkü challenge da bu. Bakalım size ne kadar yardımcı olacak. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi geceler. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, geldiğiniz için. Bir de bu mesajı eğer birinin almasını istiyorsanız, onunla paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.